Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere aktarmaya çalışacağım konu. Aracınız su eksiltiyorsa yani motor su eksiltiyorsa ne yapılır? Aracın nereden su eksilttiği nasıl tespit edilir? Ve fazla masraftan nasıl kurtulunur? Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi bu videoyu çekmemdeki amacı kısaca anlatayım size. Geçen bir arkadaş aradı. Ee... Adamın e, aracı su eksiltiyormuş belli bir miktarda az sayılmayacak miktarda su eksiltiyormuş tamirciye gitmiş adamın e, radyatörünü değiştirmişler termostatını değiştirmişler işte e, tüp beynini değiştirmişler devir daimini değiştirmişler yani bu suyun gezdiği her yer değiştirmişler hortumlarıyla birlikte yani her şey değiştirilmiş. E, arkadaşa sordum hani bu değişimleri neye göre yaptılar? hiçbir şey kontrol etmeden yani kaçak dışarıdan görünmüyor. Sırayla ucuz parçadan pahalıya doğru değiştirmişler ki bunların içinde aracın contasını da değiştirmişler. Yani düşün conta yakmamış aracın contasını değiştirmişler. Dedim aracınla başka bir arıza var mıydı hani contayı değiştirecek kadar? Hayır dedi aracım sadece su eksiltiyordu. Yani araç sadece su eksiltiyor diye sırf para kazanmak için adamın silindir kapak contasını bile değiştirmişler. Düşünün yani bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Buna istinaden ben de ufak çaplı bir bilgi vermek amacıyla bu videoyu çekiyorum. Şimdi geçelim videomuzun konusuna. Şimdi aracınız su eksiltiyor. Ne yapmalısınız? İlk önce e, aracınız su eksiltiyorsa suyun nereden eksildiğini bulmak gerekir. Şimdi ilk önce şöyle kaba taslak bakılır. Araç nerelerden su eksiltir onu bilmek gerekir. İlk olarak aracın termostatı. Termostatın giriş ve çıkışlarında ve termostatın contasından su kaçırabilir araç. Buralardan gör görülen kaçaklar e, araç soğukken yani araç çalıştırıldığında sıcakken demiyorum. Bakın araç soğukken çalıştırıldığında su devir dayamı yapmaya başladığında buralardan kaçak varsa görülür. Yani bu e, büyükse damlar, küçükse nemlenme olur ama her halükarda görülür termostat. Geçelim. Bu termostata bağlı olan bu bakın şuralarda hep kelepçeler var. Bakın termostatın radyatör üst ortamı. bakın bu kelepçeler. Buralardan kaçak var mı? Fan müşürü, fan müşürünün dibinden çok kaçak olur. Buralardan kaçak var mı? Bunlar bakılmalı. Eee tüp tüp peyninin giriş ve su giriş ve çıkışlarında kelepçelerden falan kaçak var mı? Bakılır. E, aracınızın devir daimi devir olan kaçaklar var mı? Kontrol edilir. Devir kaçakları, devir de çok su e, kaçırılmasına sebebiyet olan bir yerdir. Onun dışında aracınızın radyatör kapağı tam kapanıyor mu? Genleşme kabında delik var mı? Radyatörde delik var mı? Yani ee, şöyle söyleyeyim gözle görülebilecek yerlere bakılır. Baktınız herhangi bir kaçak yok. Bu genelde bu çok maliyetli olan şeylerde genelde böyle olur. Dışarıdan bir kaçak görünmez. Tam tamircinin e, istediği şeydir bu. Kaçak görülmez ne yapabilirsek yapalım gibi genelde çok yaşanıyor. Dürüst tamirciler kesinlikle bunun dışında bırakıyorum. Tanıdığım bir sürü dürüst tamirci var. Yani bunları bunun kenarında bırakıyorum ama bu işi e, fırsata çeviren de çok insan var. Bunları da Allah'a havale ediyoruz. Neyse devam edelim. Dışarıda görünen bir kaçak yok. E, ne yapacağız? E şimdi araç conta yakmış olabilir mi? Şimdi su eksiltiyorsa olabilir. Ama sadece su eksiltmesi aracın conta yaktığını gösterir mi? Göstermez. E, aracın egzozundan beyaz duman atma var mı? Araçta hararet sorunları var mı? Ee, bu tarz durumlar var mı? Bu da yok. Yoksa contayı bir kenara bırakıyoruz. Ve bulunduğunuz yerde bu conta için yapılan e, şeyler var. Silindir kapak contasının sağlamlığını kontrol edilen aletler var. Şimdi artık e, ucuzlaştığı için birçok tamircide bulunmakta. Bununla silindir kapak contasının sağlam olup olmadığı kontrol edilmeli. Onun dışında ee, aynı alet motor bloğundaki çatlakları da gösterebilmekte sonuçta bir kaçak olup olmadığını eğer ki bunlarda kaçak yoksa bakın conta ve motor ile alakalı bir şey olmadığını varsayıyorum <laughs> ee, çünkü bunlarla olduğu zaman zaten sonuç bellidir motor sökülecek yapılacak şimdi bunlardan olmadı e, baktığınız gözde görülür de bir kaçak yok E bu durumda ne yapacaksınız ee, şöyle bir şey var arkadaşlar Hani bunu bilmeyenler de var Beni arayan arkadaşın da böyle bir şeyden haberi yoktu ee, Kaçak sıvısı diye bir şey var Radyatör kaçak sıvısı Bu radyatör kaçak sıvısının e, Genleşme kabından katıyorsunuz aracınız, Aracı çalıştırıyorsunuz Bu e, sıvı e, Motor üzerindeki kaçaklardan Yani sizden hani bu su eksiltiyor Su nereden eksiliyorsa Aynı yerlerden çıkacak ama bu e, kaçak sıvısının özelliği boyalı olması. Çıktığı yerleri boyayacak. Yani su eksilen yerlere bu şey e, kaçak sıvısı boyayacak. Nasıl? Şöyle göstereyim size. E, Varsayalım motor bloğunun şu kısmından bir kaçak var. Çok ince bir kaçak. Görülmüyor yani. E, siz aracı çalıştırırken buharlaşıp gidiyor. Sızıyor buharlaşıyor. Ama kaçak sıvısı ne olacak? O sızdığı yer... Ha, Mesela evet, varsayıyorum şu şekilde siyah boyanmış olacak. Siz buradan bu sıvının çıktığını bileceksiniz ve ona göre hareket edeceksiniz. Eğer ki hiç görülmeyen yerlerde olan kaçaklarda bu kaçak sıvısı gereksiz maliyetlerin önüne geçmektedir. Neden? Az önce de anlattığım gibi e arkadaş ne yapmış? Bu tarz bir sıvı kullanılmamış. Conta testi yapılmadan contası değiştirilmiş. Motoru açılmış. Gereksiz yere sadece su eksiltiyor diye. Ve bu işlemlerin sonunda su şeyi çözülmemiş. Yani su eksiltme olayı çözülmemiş. Adam çözüm aramak için ben bana kadar ulaşmış. Yani öyle söyleyeyim sizlere. <laughs> Ee, ne olacak? Kaçak sıvısıyla bu sorunu çözeceksiniz. Nasıl? Ee, sıvı çıktı. E, buralardan görünmüyor. dediğim yerlere, noktalara baktınız. Bu sefer ne olacak? Kötü senaryo. Kötü senaryo nedir? Ee, aracın ön kısmı, yani torpidonun alt kısmında yer alan e, kalorifer peteği ve hortumları... ...bu kısma, yani görünmeyen kısma yönelmek gerekecek. Ama en azından ne olacak? Kaçak sıvısı kullandınız... Yani bu ön kısımda, motor kısmında kaçak olmadığına kanaat getireceksiniz. E, conta kontrolü yaptınız. E, contada da bir sıkıntı olmadığına kanaat getireceksiniz. Bu kaçak sıvısı sayesinde motor bloğundaki çatlaklar da kolaylıkla bulunabilmekte. E, motor bloğunda da olmadığını düşündüğünüzde ne yapacaksınız? E, kalorifer peteğinin orada var mı? Oraya giden hortumlar da var mı? Radyatörün üstünde var mı? Yani bu şekilde kontrolleri sağlayacaksınız. Ama kesinlikle bu... E, az önce bahsettiğim arkadaşla olduğu gibi yani ezbere kesinlikle parça değiştirmeyin. Araç su eksiltiyor diye aracın silindir kapak contası değişmez. Araç su eksiltiyor diye motor bloğu e, sökülmez. Ya da e, rastgele parçalar değiştirilmez. İlk önce tam emin kontrol yapılır. Müşterinin daha az maliyetle bu işten sıyrılması sağlanır. Yani su para sizden çıkmıyor ama sonuçta karşıdaki adam da bu parayı kolay kazanmıyor. Para kolay kazanılmadığı için insanlara biraz acımak gerekiyor. Bir kaçak sıvıza dediğiniz şey 15-20 lira, 5 lira, 10 lira neyse çok ucuz bir şey kullanması da kolay. Bunu kullanarak insanları maliyetten kurtarmak gerekir. Ee, yani bu konuda sizlere anlatacaklarım bu arkadaşlar. İzlemeniz gereken yol bu şekilde. İzlememeniz gereken yolu da anlatmaya çalıştım size. Bu şekilde kesinlikle değişim yaptırmayın. Yapan yerlerden uzak durun. Bu, bu yerlerin size yararı olmaz. Hep zararı olur. Oralardan da uzak durmanızı tavsiye ederim. Yine bu konuda ya da herhangi bir konuda sormak isterseniz bir şey varsa sorun. Yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.